Merhaba arkadaşlar. Bu derste 3 moment yöntemini özetleyeceğim ve 3 moment yöntemini bitireceğiz artık. Şimdi 3 moment yöntemiyle dedik ki ilk olarak sürekli kirişlerde çözüm yapabiliyoruz. Çerçeve sistemlerde çözüm üretemiyoruz. Sürekli kirişlerde kastımız birbirini takip eden kirişler olacak. Aralarda mesnetlerle bağlanacak. Bu şekilde sıralı kirişler olacak. Sonrasında da dedik ki ardışık 3 tane ya da 4 tane kirişimiz olacak. Şöyle kirişimiz değil mesnetimiz olacak. Örneğin 1, 2, 3, 4. Ardışık 4 tane mesnetim var. Ben bu 4 mesnetten 3'ünü alacağım. Bakın şöyle istediğim 3'ünü seçebilirim. Ardışık olacak. Daha sonra burada 1. ve 3. mesnete ait moment değerlerini bileceğim. Bu ikisinin değerini biliyorsam, moment değerini biliyorsam 3 moment denklemiyle 2. mesnete ait moment değerini hesaplayabiliyorum. 3 ya da 4 mesnet dedim. Şimdi 3 mesneti bu şekilde çözebiliyoruz. Ardışık 4 mesnet için de soruyu çözebiliyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz. Gene ilk olarak 1, 2 ve 3 nolu mesnetleri alıyoruz. 1, 2 ve 3 nolu mesnetleri aldıktan sonra şöyle olması lazım bu durumda. 1, 2 ve 3 nolu mesnetleri alıyoruz. Bir de şöyle 2, 3 ve 4 nolu mesnetleri alıyoruz. Bakın iki farklı ardışık 3 mesneti aldık. 1 mavi durum, 2 yeşil durum. Bu sefer de şunu bilmemiz lazım. Eğer 1 numaralı ait mesnete ait moment değerini ve 4 numaralı mesnete ait moment değerini biliyorsam önce mavi sistemi çözerim. Sonra yeşil sistemi çözerim ayrı ayrı. Bu ikisini ayrı ayrı 3 moment denklemiyle çözüp şimdi birinciyi çözerken şurada 2 ve 3 numaralı momentlere ait moment değerleri bilinmeyen olarak kalacak. Aynı şekilde ikinciyi çözerken de 2 ve 3 numaralı mesnetlere ait momentler bilinmeyen olarak kalacak. Bu ikisini ortak çözerek de bu 2 ile 3'e ait moment değerlerini elde etmiş olacağım. Bu şekilde çözebiliyorduk. Bir de şöyle bunu sileyim. Eğer ankastre mesnet varsa soruyu nasıl çözüyorduk? O zaman da şöyleydi. Sistemde eğer ankastre mesnet varsa artık ankastre mesnet bizim için buradaki mesnetler 1, 2, 3 tane mesnet var ama ankastre mesneti 2 mesnet gibi düşünüyorduk. Dolayısıyla şekli şöyle güncelliyorduk. Ankastre mesnetin olduğu yere sabit ya da hareketli bir mesnet çiziyorduk. Mesnetin arkasında kalacak şekilde 1 metre arkasında kalacak şekilde ikinci bir mesnet çiziyorduk. Buradaki atalete de sonsuz diyorduk. Bu şekilde gene toplam 4 adet mesnetimiz olmuş oluyordu. Artık hayali bir mesnetimiz var şurada 4 numaralı mesnet. Bunu da gene önce 1, 2, 3 kendi içinde sonra 2, 3, 4 kendi içinde olacak şekilde iki parçaya ayırıp gene bunda da soruyu çözebiliyorduk. Ankastre mesnet sistemin sağında ya da solunda olması fark etmez. Sistemin solunda olsaydı da bu sefer şuradan sol tarafa doğru 1 metre uzunluk çizip buraya yeni bir mesnet çizip şuraya da sonsuz diyecektik. Gene aynı şekilde soruyu çözmüş olacaktık. Bu R ve L değerleri bakın şurada süslü R ve süslü L değerlerimiz vardı. Bizim yük terimlerimizdi bunlar. Yük terimleri her zaman R sol tarafa yani ardışık 3 mesnet arasında kalan sol taraftaki kirişe R sağ taraftaki kirişe L ismini vereceğiz. Bu değerleri buralara yerleştireceğiz. Daha sonra bu R ve L değerlerini yük terimleri tablosuna gidip buradan alacağız. Yük terimleri tablosunda eğer sistemimiz simetrikse L ve R değerleri birbirine eşit oluyordu. Ama sistemimiz simetrik değilse örneğin bakın şurada iki mesnete bakacak olursak şu iki mesnet arasındaki yük simetri değil, simetrik değil. Dolayısıyla L ve R değerleri bu durumda farklı olmuş oluyor. Farklı olduğunda da eğer örneğin şurası A, B, C olsun. Ben o sıra A, B arasını çözüyorsam R değerini alacağım. B, C arasını çözüyorsam L değerini alacağım. İlgili yükü bulup. Eğer bizim sistemdeki yükümüz yük terimleri tablosunda yoksa o zaman şöyle yapıyorduk. Buradaki hangi iki yükün toplamı şeklinde yazabiliriz diyorduk. Örneğin şöyleyse örneğimiz mesela bir tane şöyle yayılı yüküm olsun. Yayılı yükle birlikte bir tane de şurada tek yüküm olsun. Bakın A ve B mesneti arasında yüküm bu şekilde olsun. Şimdi yük terimleri tablosunda hem yayılı yükün hem de rastgele bir noktada yükün olduğu, tekil yükün olduğu bir kombinasyon yok. Fakat bunu şöyle çözebiliyoruz bu durumda. Burası artık R mi L mi buna karar veriyoruz önce. Diyelim ki burası R olsun. Şöyle sağ tarafında devamı olsun. Şurası L olsun.
Biz buradaki R için yük terimini şöyle bulabiliriz. Önce gider yayılı yükü için olan yük terimine bakarız. Şurada birinci sırada. Buradan R değerini alırız. Bakın şuradan R değeri hangisi ise onu alırız. Daha sonra şurada tekil yükümüz var. Tekil yük ve rastgele bir noktada. Dolayısıyla bunun içinde bakın şurada gene yük terimimiz var. Gene gidip buradan şuradaki R değerini alırız. Dolayısıyla bu iki R değerini toplayarak sistemde olması gereken R değerini bulmuş oluruz. Bu şekilde eğer yani yük terimleri tablosunda sistemdeki yükümüz direkt yoksa bu şekilde sistemi parçalayarak toplam R ya da toplam L olarak gene yük terimimizi bulabiliyoruz. Bir de ek olarak şunu söyleyeyim. Şöyle sileyim şurayı. Mesela şurada ikinci örneğe bakalım. Bakın şurası 2 numaralı örnek. Eğer bizim sistemdeki yükümüz, evet bu şekilde soldaki mesnete hizalı bir yayılı yükümüz varsa, yani şunun aynısıysa, gidip bunu alabiliriz. Bunda problem yok. Eğer burası benim, şurası devam olsun, şurası R, şurası L olsun bakın. Şimdi bu durumda böyle bir örnek için ne yapacağım? Gideceğim direkt şuradaki R ifadesini alacağım. Fakat örnek şöyle olsaydı, buradaki yayılı yük sol tarafa değil, sağ tarafa hizalı olsaydı. Şöyle olsaydı. Bakın bu durumda aslında buraya benziyor ama sadece yayılı yükümün hizası sol tarafa değil sağ tarafa olmuş olacaktı. Yani buradaki verilen şeklin simetrisi, yani şu yük terimleri tablosundaki yüklerin eğer simetrisi durumlarla karşılaşıyorsanız bu durumda şöyle yapabilirsiniz. Şimdi normalde sol tarafa hizalı olsaydı R'yi alacaktım. Bu sefer R'yi almam. Bunun yerine gidip L'yi alırım. Bu durumda soruyu bu şekilde de çözebilirim. Bakın aslında R'yi almam lazım. Fakat yük terimleri tablosunda buna birebir bir örnek yok ve bunun simetrisi bir durum var. Benim yükümün simetrik bir durumu var. Dolayısıyla bu gibi simetrik durumlarda, bu gibi simetrik durumlarda eğer R ve L ifadeleri verilmişse bu şekilde ben R'yi almam gerekiyorsa onun yerine gidip L'yi alırım. Bu durumda doğru olan yük terimini yine almış olurum. Ya yine örneğin mesela şöyle farklı bir şey çizeyim, onun üstünden göstereyim. Mesela şöyle gene 3 tane mesnetim olsun. Bakın şurası R, şurası L tarafı olsun. Şurada benim üçgen yayılı yüküm olsun. Şu şekilde. Şimdi ben bu üçgen yayılı yük için ne yapmam lazım? Tabloda gidip üçgen yayılı yükü bulup L durumunu almam lazım. Şimdi bakıyorum nerede? Hemen şurada. Benim üçgen yayılı yüküm var. Fakat bakacak olursanız benim üçgen yayılı yüküm, şimdi şuna A, B, C diyeyim. A, B, C. Bakın B'den C'ye doğru artıyor benim üçgenimdeki yükler. Ama yük terimleri tablosundaysa tam tersi. Sola doğru bir artış var üçgen yayılı yükte. Dolayısıyla burada da simetri bir durum söz konusu. Bu gibi simetri durumlarda şunu yapabilirsiniz. Eğer size lazım olan ifade L ifadesi ise L ifadesi için gidip üçgen yayılı yükteki R ifadesini alırsanız gene doğru yük terimini kullanmış olursunuz. Evet, 3 moment yöntemiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki derste açı yöntemine geçeceğiz.